Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ve geldik yeni denememize. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şöyle yapalım. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Şimdi bakalım. Frigidere ait aşağıdaki özelliklerinde özelliklerden hangisi tarımsal üretimi koruma ve üretimde sürekliliği sağlamayı amaçladıklarının bir kanıtıdır? Kolay bir soru. Sizi zorlayacak bir soru değil. Öküz öldüreni veya saban kıranı ölümle cezalandırmaları bırakalım mı? Bırakalım. Harf yazısını kullanmaları üretimle alakalı bir durum değildir. Bereket tanrıçasına inanmaları bu bir inançtır sevgili arkadaşlarım. Bereket tanrıçasına verilen isim Kiberedir. Eredik. Merkezi krallıkla yönetilmeleri üretimle alakalı bir durum yok. Tapates denilen halı ve kilimler yapmaları Halı ve kilimlerine verdikleri isim tapatestir. Cevabımız burada A şıkkıdır. Tarımda üretimi koruma ve sürekliliği sağlamak için ne yapmaları lazımdı? Bazı önlemler almaları lazımdı değil mi? O yüzden cevabımız A şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. Bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan terimlerden biri değildir? İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan terimlerden biri değildir. Toy. Kelime anlamı ne demek? Meclis demek değil mi? Var mıdır? Vardır. Bodun Millet demek sevgili arkadaşlarım. Vardır. Yapku yardımcı anlamına gelir. İstemi Yapku'yu unutmuyoruz. Devletin batı kanadını yönetir. Tigin hükümdar çocuklarına verilen isimdir. Ancak şehzade Osmanlı'ya özgü bir durumdur. Osmanlı'da padişahın erkek çocuklarına verilen isim şehzadedir. Geldik. Diğer bir soruya şimdi. Şöyle yapalım. Tamamdır. 1. Haç Seferi sonucunda Anadolu Seçuklu Devleti'nin başkentini İznik'ten Konya'ya taşıyan Seçuklu Sultanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruları bilmemiz lazım. Bu soruların üzerinde durmamız lazım. 1. Haç Seferi'nde Anadolu Seçuklu Devleti'nin başında kim bulunuyordu? Onu bilmemiz lazım. Kutalmış oğlu Süleyman Şah mı? Hayır. Devletin kurucusudur. 1. Mesut 2. Haçlı sevgili arkadaşlarım. İkinci harçlı eledik. Birinci kırıç harçla bırakalım. İzzettin Keykavuz ticarete oldukça önem verilmiştir. Ve bu dönemde Sinop alınmıştır. Alaaddin Keykubat en parlak dönem. Cevabımız burada birinci kılıç arslandır. İznik'ten Konya'ya taşıyan kişi birinci kılıç arslandır. Biliyorsunuz ki Haç Seferi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından. Geldik diğer bir sorumuza şimdi. Şöyle yapalım. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Balkanlar'da aşağıdaki uygulamalardan hangisini hayata geçirdiği söylenemez. Soruları dikkatli okuyoruz. Balkanlar'da oluşan durumu bizden istiyor. Bakıyoruz. Dirlik sistemi var mıdır? Vardır sevgili arkadaşlarım. Dirlikler kendi içinde kendi içinde 3'e ayrılıyordu. Hasamet ve Tuvar değil mi? İltizam bırakalım. Pençik sistemi 1. Murat döneminde oluşturuldu. Yani 5 çocuktan biri orduya alınacaktı ya da ocağa. İstimalet ne demek? İstimalet hoşgörü politikası demek sevgili arkadaşlar. Doğrudur. İskan politikası olmazsa olmaz. Ancak iltizam sistemi biliyorsunuz ki peşin para anlamına gelir. Sevgili arkadaşlarım. ilerleyen zamanlarda bu uygulanacaktı. Cevabımız B şıkkı. Geldik diye bir soruya şimdi. Şöyle yapalım. Avrupalıların Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmaları sonucunda Avrupa'ya değerli madenleri getirmeye başlamaları Batı Avrupa'da aşağıdaki iktisat düşüncelerinden hangisini ortaya çıkarmıştır? Yani coğrafi keşiflerden sonra Avrupa nasıl güçlendi? Merkantilizm bırakalım. Kapitalizm sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bir durumdur. Makyabelizm. Hayır, fiskalizmin. Fiskalizm ne demek? Geliri giderden yüksek tutmaktır. Sevgili arkadaşlarım bunu unutmuyoruz. Osmanlı devletinde olan bir durumdur bu. Geliri giderden yüksek tutma manda terizm manda ve himayedir zaten sevgili arkadaşlarım. O yüzden cevabımız merkantilizmdir. Merkantilizmde zenginliğin ölçütü altın ve gümüştür. Şimdi geldik bir diğer soruya. Bu soruya dikkat ediyoruz, patıya atlamıyoruz. Tamam? Lonca örgütlenmesinin özelliklerinden hangileri bilginin ve zanaatın gelecek kuşaklara aktarımını kolaylaştırmıştır? Soruyu dikkatli okuyoruz. Çırak, kalfa ve usta şeklinde örgütlenmesinin olması doğru mudur? Doğrudur. Gelecek kuşaklara aktarmak içindir bu. Üretici ve tüketicinin haklarının korunması burada adalet sağlanmak istenmiştir. Alakasız. Satılan malların kalitesini ve fiyatını kontrol etmesi. Buna da ulaşamayız sevgili arkadaşlarım zanaat zanaatın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için öğretilmesi lazım değil mi? O yüzden cevabımız yalnız biridir. Umarım yanlış yapmamışsınızdır. Geldik. Diğer bir soruya şimdi. Şöyle yapalım. 1881'de Duyun-u Umumiye İdaresinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Duyun-u Umumiye niye kuruldu? Dış borçlar idaresi. Padişah II. Abdülmecit. E Abdülhamit, II. Abdülmecit mi? Aman Allah'ım. İkinci Abdülhamit. Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyememesi doğru mudur? Doğrudur. Osmanlı borç vatanında. Paranın kontrolsüz ve plansız harcanması doğrudur. Kamu harcamalarının artması, harcamalar artarsa dış borca ihtiyaç duyarsın. Savaş maliyetlerinin artması olmazsa olmaz. Doğru. Demokratik hareketlerin, şimdi demokratik hareketlerle duyun umumiyenin hiçbir alakası yok. Anlaştık mı? Cevabımız burada E şıkkıdır. Geldik. Birinci Dünya Savaşı'na şimdi. Birinci Dünya Savaşı'na girerken Almanya Osmanlı Devleti'nin özelliklerinin hangilerinden ayarlanmayı amaçlamıştır? Almanya Osmanlı'yı niye kendi yanında istedi? Dini doğru mudur? Doğrudur. Halifeliğin gücünden faydalanmak istiyordu ancak Arap e, Araplar ne yapmıştı? İngilizlerin yanında yer almıştı. Jeopolitik olmazsa olmaz en önemlisidir. Askeri Osmanlı askeri yönden güçsüzdür sevgili arkadaşlarım. Almanya onun için istemedi. Cevabımız 1 ile 2'dir. Geldik diğer bir soruya. TBMM sorusu. Birinci TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yasama ve yürütme yetkilerini birlikte kullandığını kanıtlar niteliktedir? Meclis hükümeti sistemini benimsemesi. Hayır. Meclis hükümeti ne demek? E, milletvekillerinin meclisin içinden, içinden seçilmeleri demektir. Tamam. Siyasi partilere yer vermemesi yasama ve yürütme ile alakalı bir durum değil. Kararlarını oy çokluğuyla alması burada referandumdan bahsedilmiş. Kuvvetler Birliği'ni benimsemesi. Kalsın ulusal iradeyi temsil etmesi. Hayır sevgili arkadaşlarım. Eğer tek elde topluyorsa biz buna kuvvetler birliği diyoruz. Tamam. Canımız değişik. Geldik ilke sorusuna şimdi. Mustafa Kemal'in Sivas'ta kurduğu gazete İrade-i Milliye, Ankara'ya gelişinden sonra kurduğu gazeteyi ise Hakimiyet-i Milliye adını verdiği görülmüştür. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdaki ilkelerden hangisine önem verdiğinin bir göstergesidir. Anahtar kelimemiz neydi? iradedir değil mi? İradeyi milliye halk iradesini arayacağız. O yüzden bunu bırakalım. Laiklik, din ve vicdan hürriyeti, devletçilik, ekonomi, inkılapçılık, yenilik, batıcılık ve çağdaşlaşma, ilerleme. Cevabımız cumhuriyetçiliktir. İrade gördüğümüz yerde cevabımız cumhuriyetçilik olacaktır. Sorularımız bu şekildeydi. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.